Esasen ülke olarak yaşadığımız her kriz, maruz kaldığımız her afet, başlattığımız her hamle, kurduğumuz altyapının gücünü, büyüklüğünü, avantajlarını ortaya çıkartıyor. Salgın krizi sağlık altyapımızın, depremler afet altyapımızın, salgın tedbirleri üretim ve ikmal altyapımızın Eğitim teknolojileri altyapımızın gücünü göstermiştir. Aynı şekilde akıl ve vicdan sahibi herkes güvenlikten diplomasiye kadar her alanda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyor. Daha düne kadar kendi sınırları içindeki teröristlerle mücadele etmekte zorlanan bir ülkeden neredeyse yarım düzine sınır ötesi harekatı aynı anda gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen, talepleri görmezden gelinen, hakları sürekli törpülenen bir ülkeden, taraf olduğu her konuda süreçlerin gidişatını değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Değerli kardeşlerim, salgın sonrası yeniden yapılanacağı görülen küresel siyasi ve ekonomik sistemde en çok öne çıkan en önemli yükselen güç olarak görülen ülkenin Türkiye olmasının gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Dikkat ederseniz Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hayali olan, vizyonu olan, hedefi olan projesi, programı planı olan tek parti AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri sadece eski Türkiye kalıntısı polemiklerle, yalanlarla, iftiralarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürmektedir. Daha kendi partileri içindeki tacizlerin, tecavüzlerin, hırsızlıkların, arsızlıkların hesabını veremeyenlerin bu ülkenin topyekün yönetimine talip olmaları tam bir kara mizah örneğidir. Kendine faydası olmayanın nasıl başkasına faydası olmazsa bu kokuşmuş zihniyetten de ülkeye ve millete hayır gelmez. Hiç şüphesiz bu tablo AK Parti kadroları olarak bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır. Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı seçimden bizi hep birinci olarak çıkartan milletimize karşı şükranlarımızı ifade etmenin yolu daha çok çalışmaktan, daha çok hizmet etmekten geçiyor. İnşallah 2023 seçimlerine kadar hem parti teşkilatları, hem hükümet, hem meclis grubu olarak var gücümüzle çalışarak milletimizin karşısına bir kez daha alnı ak, yüreği ferah olarak çıkacağız. Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Bunun için şimdiden reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir. Çok daha köklü reformlar için yürüttüğümüz çalışmaları da günü geldiğinde milletimizle paylaşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda söyleyecek tek sözü olmayanların kazanımlarımıza göz dikmeleri kendi çapsızlıklarının çaresizliklerinin tembelliklerinin işaretidir. Biz kendi yolumuzda yürümeye, kendi işimize bakmaya, kendi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Elbette hep olduğu gibi bu mücadeleyi Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek vereceğiz. Bu süreçte kongrelerimizde görev alan il yönetimlerimize, ilçe yönetimlerimize çok önemli görevler düşüyor. Milletimizin her bir ferdine ulaşarak kendi yaptıklarımızı anlatacak, hedeflerimizi ve vizyonumuzu insanlarla paylaşacak, muhalefetin yalanlarını ve iftiralarını ifşa edecek olan sizlersiniz. Teşkilatlarımız tabanda vazifelerini ne kadar iyi yaparlarsa biz de hükümette ve mecliste o kadar verimli ve etkili faaliyetler yürütebiliriz. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için ortaya koyacağımız gayretler konusunda sizlere güveniyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan dar bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönlümüzde kapımızda partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Biz hep Yüzü geleceğe dönük bir parti olarak Bu şekilde de Hareket etmeyi sürdüreceğiz Bugünkü kongrelerimizde Görev alacak olan Kardeşlerime Rabbimden başarılar temenni ediyorum Mevla yolumuzu Ve bahtımızı Açık eylesin diyorum Hepinize bir kez daha Sevgi Ve saygılarımı sunarken Şimdi il. il Burada bir anons yapacağım. Ve anons yaptığım illerinde ayağa kalkmasını özellikle sizlerden rica ediyorum. Önce Amasya. İl Başkanımız Mehmet Akif Kesmekaya şöyle işaret buyursunlar. Bartın Evet il başkanımız Turan Kalaycı Şöyle işaret Buyursunlar bakalım Evet şimdi Çorum Düzce Şimdi de Karabük'e evet, geçiyoruz. Karabük e geçiyoruz. İsmail Altunus ve inşallah durmak yok yola devam. Allah yarar yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.